Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Şimdi bu videomuzda sizlere yani yurt dışından sürekli alışveriş yapan arkadaşlarımız vardı daha öncelerden. Şimdi sizlere birkaç tane hususta bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Yurt dışından alışveriş esnasında dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Gümrükle alakalı bazı mevzuatlar değiştiği için bazı arkadaşların canını sıkabilecek pozisyonlar veya olaylar yaşanabiliyor arkadaşlar. Şimdi daha önceki dönemlerde, bundan 3-4 sene öncesinde yurt dışından alışverişte hiçbir sorun yoktu. İstediğimiz her türlü ürünü istediğimiz kadar alabiliyorduk. Yani vergi muhabbeti çok mu? o zaman dillenmiş ve çok fazla yoktu. Bundan 10 tane de alsan geliyordu, 20 tane de alsan geliyordu ve adet fazla olduğu için biraz daha uyguna gelmiş oluyordu. Ama şimdi artık günümüzde yani 2023 biz şimdi Mayıs ayındayız. Bundan sonra bundan önce oldu bu yasal olay da ben bu videoyu yeni çekmeye ihtiyacı duydum. Çünkü geçen haftalarda da birkaç tane arkadaşım gümrükle alakalı birkaç sıkıntı yaşadılar ürünlerini alamadılar. İşte gümrük müşaviri vesaire bunlarla uğraşmak zorunda kaldılar ve muhtemelen ürünleri de alamayacaklar ve ettikleri masraf işte harcadıkları zaman ve bunların hepsi kayıp arkadaşlar. Şimdi yurt dışından alışveriş yapmamız için bizim dikkat etmemiz gerekenlerden başında birincisi şu geliyor arkadaşlar. Alacağınız ürün 1, 2 tane veya 3 tane olması lazım. Adet sayımız az olacak arkadaşlar. Aynı üründen 1, 2, 3 adet, bilemedin 4 adet küçük ürünlülerde Mümkün olduğu kadar adet sayısı az olacak arkadaşlar. Bu 4 5 6 10 olursa gümrüğe takılıyor 1. İkincisi ve önemlisi bu artık birçok arkadaş bunu bilmiyor. Gümrükten veya yurt dışından alışveriş yapan arkadaşlar ayda 5 tane sipariş verebilir. 5'in üzeri gümrüğe takılacak arkadaşlar. İkinci önemli konumuz da buydu arkadaşlar. 5 sipariş üzeri gümrüğe takılıyor ve bunu alamıyorsunuz. Almanız için vergi beyannamesi, işte dükkan işletmesi vergisi, vergi ma işte vergi numarası vesaire derken bunlar birçok arkadaşta olmadığı için mali müşavir vesaire bunlarla anlaşması gerekiyor. Eğer ürününüz 2-3 bin liralık, 4 bin liralık bir ürünse bu size 3-4 bin liralık kadar daha bir masrafla yani 4 bin liralık bir ürün belki 7-8 bin liraya 9 bin liralara kadar çıkıyor almak istiyorsanız. Bunun da fiyat olarak şöyle bir <laughs> geçenlerde Adem kardeşimiz bir ürün almıştı motor. Hatta Gökhan kardeşimiz. motorun fiyatı 5-6 bin lira civarı iken, işte gümrükte takıldı mali müşahir vesaire derken motorun fiyatı 11 bin liraya mal olmuş idi. Bu da ikinci husus. Üçüncü husus da arkadaşlar artık bildiğiniz gibi sınırsız fiyatlı ürün alamıyoruz. Üçüncü hususumuzda 150 euro üzeri ürünlerin hepsi gümrüğe takılıyor. Ve ürünün üzerine işte 10 dolar yazalım, 20 dolar yazalım vesaire. Bunların hepsi risk arkadaşlar. Aldığınız sitede bunun fiyatı sisteme giriliyor artık. Eskisi gibi değil. Yani siz bunu 5000 liraya aldıysanız 5000 lira olarak görünüyor. Ve bunu gönderen şirkette ona göre gönderiyor. Haliyle ister istemez gümrükte fiyatından dolayı takılıyor ve alma şansımız gitti de azalıyor. Üçüncü hususumuz da buydu arkadaşlar. Şimdi bunlara dikkat ederek eğer alışveriş yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Aylık 5 tane limitiniz var. 150 euro ve aşağısı olması lazım. Onun haricinde de adet sayısının az olması lazım arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz ürünleriniz yurt dışında gümrükte muhtemelen takılmadan sorunsuz bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi de size vermiş olalım. Bu video sadece bilgilendirme amaçlı bir videoydu. Yani alışveriş yaptığınız sitenin hangisi olduğu AliExpress, Banggood veya başka bir site. Hani site ismi önemli değil anlayın vesaire. Amazon hiç önemli değil. Bu 3 tane husus bütün siteler için geçerli. Tabi bazı siteler işte vergiyi geri iade ediyor vesaire. Onlara hiç girmiyorum. O tamamen sitenin kendi inisiyatifi, sitenin kendi işleyişiyle alakalı. Ama dikkat etmezseniz bu 3 tane kurala ürününüz gümrükte takılır. Alamazsınız. Paranızda yazık olur. Ve bu, bu paranızın yazık olmasından ziyade bir de harcadığınız zaman bunu almak için bir sürü telefon görüşmesi yapacaksınız, ona soracaksınız vesaire. O da sizin yanınızda harcadığınız zaman olarak kayıp bir zaman olacak arkadaşlar. İnşallah bu üç tane husus sizin için önemlidir. Dikkat edersiniz ki ürünleriniz kalmaz arkadaşlar. Sizlere de inşallah faydalı bir video hazırlamış olduğunu düşünürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.